3 Temmuz 2021 Cumartesi, ben Oktan Erdikmen, Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni vaka sayısı 671, haftalardır hep geçen hafta aynı güne göre şu kadar düştü diye veriyoruz bu rakamları. Bugün maalesef 79 artış var, yaklaşık %13 yükseldi. Sadece Almanya'da da değil, Belçika, Fransa, Hollanda gibi birçok ülkede vakalar az da olsa yükselişe geçti. İnsidans değeri oldukça düşük, 4.9, en son 1 sene önce insidans bu kadar düşüktü. Sonra artmaya başladı ve Aralık ayında 200'e yaklaşarak zirveyi gördü. Hastaneler üzerinde şu anda bir baskı yok. Yoğun bakımda sadece 500 kişi var. Ancak R değeri yükseliyor. 1 olarak açıklandı. Bu maalesef önümüzdeki günlerde yukarı yönde bir eğilim olacağının işareti olarak yorumlandı. R değeri 1'in altındaysa hastalık azalıyor demek. Üzerinde ise yükseliyor. Yoğun bakım doktorları sadece insidans değerlerine bakılmamasını istedi. Acil Tıp Derneği Başkanı Rainer Post'a konuştu. Tek başına bu değer riski ölçmeye yetmiyor dedi. Delta varyantına karşı her bir aşılamanın önemli olduğunu vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Ghebreyesus da delta varyantı sebebiyle salgının çok tehlikeli bir aşamada olduğuna dikkati çekti. 100 ülkede bu varyant görülüyor, mutasyona uğramaya devam edecek. Birçok ülkede baskın varyant olacak dedi. Dünya çapında hızla aşılama çağrısı yaptı. Bu açıklamalara rağmen Berlin kısıtlamaları gevşetti. Açık hava etkinliklerinde 2000 kişi bir araya gelebilecek. Kapalı alanlardaki etkinlikler ise 500 kişiyle sınırlı. Evlerde en fazla 5 aileden 10 kişi buluşabilecek. Üniversitelerde bugünden itibaren tekrar açılıyor. Tatil dönemlerinde telafi programları olacak. Muhalefet partileri Yeşiller, FDP ve Sol Parti hükümeti muhtemel bir 4. dalgaya karşı iyi hazırlanmaya çağırdı. Sol Parti Genel Başkanı Wiesler, hazırlıklara hemen başlanmalı, özellikle okullarda vaka artışına göre önlem alınmalı dedi. Yeşiller, sınırlarda test istasyonları kurulmasını ve tatilden dönenlerin zorunlu teste tabi tutulmasını istiyor. Hür Demokrat Parti FDP ise özellikle dezavantajlı bölgeler için gezici aşı ekipleri oluşturulmasından yana. Berlin Kızıl Haç Başkanı ikinci aşı randevusuna gitmeyenlere para cezası uygulanmasını istedi. RBB'ye konuştu Başkan Sağya. Randevu alanların %5 ila 10'unun iptal etmeden gelmediğine dikkati çekti. Daimi Aşı Komisyonu bu arada ilk dozu AstraZeneca olanlara ikinci dozu bir mRNA aşısıyla olma tavsiyesinde bulundu. Aile hekimleri zor durumda kaldı. İki aşı arasında ne kadar süre olacak, o konuda da bir belirsizlik oluştu. SPD'nin sağlık uzmanı Karl Lauterbach okulların hazırlıksız açılmasına karşı çıktı. Birçok çocuk sınıfta enfekte olabilir. Bana göre virüs aşıdan daha tehlikeli dedi. Ancak daimi aşılama komisyonu yeterli veri ve araştırma olmadığı için çocuklar için genel bir aşı tavsiyesinde bulunmamakta direniyor. Polis sendikası tatil döneminde sabit bir sınır kontrolü uygulanmayacağını duyurdu. Bu yönde bir talimat yok. Ancak durum kötüleşirse kontroller sıkılaştırılabilir denildi. Düsseldorf Havalimanı'ndaki Pegasus uçuşlarında da çok büyük sıkıntı yaşandı. Yetersiz personel nedeniyle kontroller çok uzun sürdü. Çok sayıda uçuş iptal oldu. Yolcular sinirlendi, personelle tartıştı. Oradaki insanlar çalışanlar arkadaşlar. Kavga edecekseniz patronlarla kavga etmek lazım. Pegasus açıklama yaptı. Birlikte çalışılan yer hizmetleri firmasından 12 kişiyi rapor alıp gelmemiş. Aksaklık ondan çıkmış. Tabii sonuçta olan yolcular oldu. İnsanlar ne umutlarla tatil planı yapıyor. Birkaç günde böyle boşa gitmiş oldu. Olsun, kötü başladı. İnşallah iyi biter diyelim. Allah dermansız dert vermesin. Bunlar önemli değil. Türkiye'de de Almanya'da aşı paralı mı parasız mı tartışması yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 100-150 avroya yapıldığını söylemiş. Almanya'da 3,5 milyon Türk yaşıyor arkadaşlar. Birini arasanız size bedava olduğunu söylerdi. Cumhurbaşkanının danışmanlarının bu gibi konularda daha dikkatli olmaları lazım. Çünkü bu açıklamalar dönüyor, dolaşıyor. Almanya'da gazetelerde, televizyonlarda haber oluyor ve maalesef birçok durumda alay konusu oluyor. Ayrıca paralı bedava meselesine de farklı açıdan bakmak lazım. Türkiye'de de Almanya'da da aşı dahil devletin tüm harcamaları halkın vergileriyle karşılanır. Bu yüzden aslında her yerde aşı paralı, parasını da biz ödüyoruz. Hiçbir hükümet, hiçbir siyasetçi babasının parasını, malını, mülkünü harcamıyor. Halkın vergilerini harcıyor. Bu yüzden hizmetleri lütuf gibi göstermek de doğru değil. Bunları yapmak için siyasetçiler maaş alıyor. Tabii ki yapacaklar. İyi yaparlar, kötü yaparlar. Halk bakar seçimlerde, ona göre kararını verir. Avrupa Birliği'nin tek kullanımlık plastik ürünleri yasaklama kararı bugün yürürlüğe girdi. Plastik tabak, çatal, bıçak, pipet artık üretilmeyecek. Stoklar bitene kadar kullanılabilecek.
Çevre örgütü Greenpeace bu yasayı yetersiz buldu. Geri dönüşüm sistemlerinin de iyileştirilmesi gerekiyor dedi. Aksi halde yasa tek başına bir işe yaramayacak. Yarın Almanya'da hava kötü olacak. Almanya'nın birçok bölgesinde şiddetli yağış ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji sel uyarısında da bulundu. Doğu bölgelerinde 25-29, batı bölgelerinde 20-25 derece hava sıcaklığı bekleniyor. Sağanak yağış pazartesiden itibaren kuzeydoğu bölgelerinde de kendisini hissettirecek. CDU ve CSU Birlik Partilerinin Başbakan adayı Armin Laschet, otobanlarda hız sınırına karşı çıktı. Sınırın 130 olması sembolik bir tartışma. Neden boş otobanda karbondioksit salmayan elektrikli arabayı sürerken frene basayım dedi. İklim değişikliğinin hız sınırıyla ilgisi olmadığını savundu ama aslında ilgisi var. Araçlarda tam dönüşüm şart, elektrikli arabaları daha pahalıya satarsanız, şarj fiyatlarına zam yaparsanız, teşvik vermezseniz insanlar benzine devam eder. Tabii bu konuda en mantıklı çözüm ülke genelinde tüm trenlerin ve otobüslerin ücretsiz olması. O zaman toplu taşıma kullanımı artar. Almanya'nın bunu yapacak ekonomik gücü var ancak hükümetin böyle bir niyeti yok. Avusturya ile devam edelim. Vaka sayısı 93, can kaybı 0. Aşı ile ilgili bir anket var. 4 kişiden biri aşının zorunlu yapılmasını istiyor. 3'te biri de aşılananlara para ödülü verilsin görüşünde. Hava sıcaklıkları önümüzdeki hafta yeniden 30 derecenin üstüne çıkacak. Salı 35 derece bekleniyor. Yarın Almanya'da olduğu gibi Avusturya'da da bir fırtına uyarısı yapıldı. Dikkatli olmakta fayda var. Eski Sağlık Bakanı Anschauer maskesiz yakalandı. Maske takılması zorunlu olduğu bir yerde maske takmamış. Bakan olduğu dönemde de FFP2'yi savunuyordu, mecburiyetini savunuyordu. Ayrılmasının sebeplerinden biri hükümetin sert önlemleri kabul etmemesiydi. Şimdi 50 avro para cezası ödeyecek. Belçika'daki vaka sayısında da hafif yükseliş var. Geçen haftaya göre %5 arttı. Belçika-İtalya maçından sonra elenmeyi hazmedemeyen taraftarlar sokağa döküldü. İtalyan bayrağı taşıyan birine saldırıldı. Polisle çatışma çıktı. Alt tarafı bir maç. Bunu neden bu kadar büyütüyorlar? Gerçekten anlamıyorum. Yenersin, yenilirsin. Eğlence için izlersin. Futbolcuların hepsi maçtan sonra Ferrari'lerine binip lüks evlerine gidiyor. Bunlar çıkıp sokakta polisle çatışıyor. Bunlara ne gerek var? Brüksel'de şehrin ilk halka açık havuzu da kapılarını açtı. Burada tesettür mayoya da izin verilince Reformcu Hareket Partisi olay çıkardı. Değerlerimiz baltalanıyor diye açıklama yaptılar. Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü'ne de başörtülü biri atanmıştı. Bunun da tarafsızlığa aykırı olduğunu iddia ettiler. Kadınların işi her yerde zor. Belçika'da, Avrupa Birliği'nin kalbinde bile zor. Başörtüsü takarsın karışırlar, şort giyersin, mini etek giyersin karışırlar. Kadınlar istediğini giyer. Sorgulamak erkeklerin haddi değil. Rahatsız olan varsa, geçen de söyledim, akşam ağlayarak günlüğüne yazabilir veya psikoloğuna anlatabilir. Belçika Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü işe alımlarda ayrımcılıkla ilgili bir araştırma yaptı. Tamamen eşit özelliklere sahip adaylar arasında göçmen kökenlilere, yaşı büyük olanlara ve transseksüellere büyük ayrımcılık yapılıyor. Siyasi partiler milletin ne giydiğiyle uğraşmayı bıraksın da gitsinler bu sorunlarla uğraşsınlar. Hollanda'daki vaka sayıları da artıyor. Geçen haftaya göre %13 yükseldi. 12 Haziran'dan bu yana görülen en yüksek sayı oldu. Yeni vakaların yarıdan fazlası Delta varyantı. Başbakan krizden çıkmanın tek yolunun aşılama olduğunu söylüyor. Yurt dışında aşılanmış olanların sertifikaları dijital uygulamada sorun oldu. Halk Sağlığı Enstitüsü bu sorunun en kısa sürede çözüleceğini açıkladı. Yarın Almanya'da ve Avusturya'da olduğu gibi Hollanda'da da özellikle Güneydoğu bölgelerinde fırtına uyarısı yapıldı. Geçen hafta Limburg bölgesinde çok şiddetli yağış görülmüştü. Umarım bu sefer bu şekilde bir sorun yaşanmaz. Fransa'da da vaka sayıları artıyor. 2700'e yaklaştı. Delta varyantı vakaların %30'unu oluşturdu. Sağlık Bakanı, Delta varyantı tehdidi gerçek. Yaz tatilimizi tehlikeye atabilir dedi. Hükümet sağlık çalışanları için aşının zorunlu yapılmasını tartışıyor. Başbakan Castex, sağlık personeli arasında aşılama oranının yeterince yüksek olmadığını söyledi. Zorunlu olması gerekir dedi. Mali'de askeri darbe olmuştu. Fransa bu yüzden askeri operasyonlarını durdurmuştu. Ancak yeniden başlamaya karar verdi. 3 Ocak'taki Fransız saldırısında da 19 sivil yaşamını yitirmişti. Avrupa, bizde kendine Müslüman derler ya, Avrupa'da kendine demokrat, karşıdaki otoriter olsun, diktatör olsun, darbeci olsun hiç fark etmez. Silah satılıyorsa, ticaret yapılıyorsa, para geliyorsa her şey mübah. Fransa'nın yaptığı iyi şeyler yok mu? Var. Çin'de zorla çalıştırılan Uygurlar üzerinden kazanç sağladığı ileri sürülen 4 firmaya savcılık dava açtı.
Çin suçlamaları reddediyor. Fransa bu konuda oldukça aktif. Türkiye'den bile çok fazla ses çıkmıyor ama Uygurlara yapılan zulmü Fransa sürekli gündeme getiriyor. Ha Çin yarın öbür gün ortak bir savaş uçağı projesi getirir, bu konuyu unutun derse unuturlar, o da ayrı. Eski İngiliz başbakanlarından Lord Palmerston var, bunu çok güzel özetliyor. Dış politikada ülkelerin dostları yoktur, çıkarları vardır. İsviçre'deki vaka sayısında da hafif yükseliş var. Günlük ortalama 119, insidans 9. Zaten Avrupa ülkeleri arasında büyük bir geçişkenlik var. Birinde bir şey olunca diğerlerine de sıçrıyor. Bu salgından tek başına kurtuluşun mümkün olmadığını gösteriyor. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Çünkü bir uçağa atlayıp gelen bir kişiyle her şey değişiyor. Aslında hayatın tüm alanlarında da böyle. İnsan bugün mutsuzsa eşitliği, adaleti sağlamadığı için mutsuz. Hep şu söylenir, insan bencildir. Richard Dawkins'in Gen Bencildir diye bir kitabı var. Ama herhangi bir çocuk parkına gidip yarım saat seyreden bir kişi insan doğasının aslında o kadar da bencil olmadığını görür. Çünkü çocuklar paylaşmayı severler, kin tutmazlar, duygularını saklamazlar ve rol yapmazlar. Biz bu özellikleri, duyguları yıllar içerisinde öğreniyoruz. Toplum bizi buna zorluyor, bir kalıba sokmaya çalışıyor. Eskiden kölelik vardı, insan insanın kölesiydi. Şimdi insan eşyanın kölesi oldu. Bir arabanın, bir evin, bir telefonun kölesi oldu. Bunlar için aylarca yıllarca sevmediği işleri yapmak zorunda kaldı. Öyle mutlu olacağını sandı ama mutsuzluğunun asıl sebebi bu açgözlülüktü, onu göremedi. Bunları bize normalmiş gibi gösterdiler. Psikolog Watson, bana rastgele bir düzine bebek verin diyor. Soyu, sopu, yeteneği, eğilimi ne olursa olsun size bir doktor, bir avukat, bir tüccar, bir hırsız, bir de katil yetiştireyim. Her şeyi yaşadığımız çevre belirliyor. Göçmen kuşlar bugün uçarken V şeklinde uçarlar. En öndeki kuş bir süre sonra yorulur haliyle en arkaya geçer. Sırayla liderlik ederler. Eğer aralarından biri yaralanırsa sürü devam eder ama sağlam kuşlardan biri yaralıyla birlikte yere iner, ona yiyecek götürür. O kuşu kaderine terk etmezler. Biz birbirimize kuş beyinli diye hakaret ediyoruz ya insanlar olarak. İşte o kuşlar kadar olamıyoruz. Sadece bir senelik silahlanma parasına dünyanın açlık sorununu çözer insan ama yapmıyor. Yarısı yoksulluk içinde fırsatını bulan diğerlerini eziyor. Ama bu insanın doğasında falan yok. İnsan özünde iyidir. Dikkat edin, dünyanın en kötü insanının içinde bile bir parça iyilik vardır. İşte bizim umudumuz o küçük parçada. Yaşar Kemal'in dediği gibi, dünyanın bu delirmiş çağı, bu alçalmış, bu obur, bu bencil çağı geçecek. Bu da geçecek ama ne zaman geçecek? Hoşça kalın.